İyi akşamlar 20 Ocak 2023 Cuma saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz neye göre? Hemen başlayalım. Zaten tartışmanın odağında 14 Mayıs'ta yapılması planlanan erken seçim var. Ve bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da eleştirilere yanıt verdi bir anlamda. Hangi yasaya göre yapılacak? Eskisine göre mi? Yenisine göre mi? Veya adaylık tartışmaları filan. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bir hukuk var bir de guguk var. Şimdi geliyor 2023 artık vakit yok. Artık sayılı haftalardayız. Anayasa açıkça yazıyor. Bir kişi iki kere cumhurbaşkanı olabilir. İkinci dönemi olduğunu herkes biliyor. Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk o da farklı bir şey. Erken seçim kararını alması halinde muhalefetin yeniden adaylığı anayasaya aykırı çıkışına Erdoğan'ın yanıtı. Muhalefetin desvi olmadan meclisten bir erken seçim kararı çıkartamayacağı için iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararı alacak. Bu durumda aday olamaz diyen muhalefete yanıt verdi. Seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Bir kereden bir şey olmaz ne? Hukukun ve anayasanın böylesine sündürülmesine müsaade etmeyiz. Bununla ilgili başvurularımızı yaparız. Muhalefet 2014 ve 2018'de Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesinin tek şartı meclisin erken seçim kararı alması diyor anayasa hatırlatmasıyla. Erdoğan'ın yetkisini kullanıp Türkiye'yi erken seçime götürmesi halinde yeniden aday olamayacağını söylüyor. Meclisten 360 ve daha fazlası milletvekiliyle erken seçim kararı alınırsa tartışmanın olmadığı, adayların da tartışılmadığı bir seçimi yapmak mümkün. Sayın Cumhurbaşkanı da yetkisini kullanarak seçimi yenileme kararı alabilir. Biz Recep Tayyip Erdoğan'dan korkmayız. Sandıkta yenmek isteriz. Ama bir tartışmanın tam ortasına kendisini atıyor. Aday olup olmayacağı tartışmaları üzerinden yeni bir mağduriyet yaratmaya, benden korkuyorlar havası yaratmaya çalışıyor. Biz bırakır mıyız? Siz bizi yeter ki Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olup olamayacağına ilişkin kararı YSK verecek. Erdoğan yeni günde İstanbul'da verdi seçim mesajlarını. Yüreğimde millet ve memleket sevdası olan tüm vatandaşlarımızın yeter... sözde kararda gelecekte. da, gelecek de milletindir çağrımıza katılacağına inanıyorum. Altılı Masa'nın göstereceği adayı bizim adayımız olacak. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu takdir Altılı Masa'nın. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ababa'nın adayımız Kılıçdaroğlu takdir Altılı Masa'nın açıklaması dikkat çekti. 26 Ocak'ta İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı zirve öncesi Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ya i̇şte biz de haberlerimizde bütün bu Ankara gündeminde bilhassa hukukla ilgili gündemde kim hukuk tarafında kim guguk tarafında kim hukuk yapıyor kim guguk yapıyor onlara bakacağız.